Allah. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabihi ecmain. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul min lisani yefkahu kavli ve ceal li veziren min ehli Harun'a ahi. Uşlut bihi ezri ve eşriku fi emri keynun sebbiha ke kethira ve nezkura ke kethira inneke kunte bina basira. Ve minen nasi men yekulu amanna billahi ve bil yevmil ahir <laughs> ve ma hum bi mu'minin. Ayetini çalışıyorduk Bakara 8'den. En son kaldığımız yer bu ennas tabirinden de birkaç letaif çıkıyor. Demişti. Birincisini e, okumuştuk. Bir ve keza e, daha okuyup bırakmıştık çünkü bu ennas tabirinin incelemesi biraz daha e, uzun gidiyordu. İsterseniz bu e, zaten iki üç cümle okuduk. o iki Okuduğumuz ve üzerine konuştuğumuz iki üç cümleyi ben e, bir okuyayım böyle neler konuştuğumuzu birer cümleyle hatırlayalım sonra kaldığımız yerden devam edelim sonra ennas tabirinden birkaç letaif çıkıyor yani neden teker, teker isim verilmemişti de ennas denmiş meselesi birincisi Kur'an'ın münafıkların şahıslarını tayin etmeyerek yani açıkça belirtmeyerek insanlardan bir kısmı diyerek umumi bir sıfatla onlara işaret etmesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın siyasetine daha münasiptir Zira münafıkların şahıslarını tayiniyle kabahatleri yüzlerine vurulsaydı, müminler nefsin desisesiyle vesveseye düşerlerdi. Halbuki vesvese havfe, kaf riyaya, riya nifaka müncer olur. Burada konuştuğumuz meselelerden biri de şuydu hatırlıyorsanız. Yani olur mu ya bunun tam tersi değil mi? İsim verilmediği zaman asıl vesveseye e, düşme olmuyor mu? Ya kardeşim açık et her ne kastediyorsan bak hepimizi tam altında bırakıyorsun. Tarzında bir durum olmuyor mu? E, diye geçen hafta konuşmuştuk. Ve keza eğer Kur'an onları tayini tayinle takbih etseydi Resul Ekrem mütereddittir etbağına emniyeti yoktur denilecekti. Diye okuduk. Şimdi bir sonraki vekezadan devam ediyorum. Hatta e, suale kadar okuyayım şu vekezaları. Şöyle zihnimizde bir neden bahsedeceğimiz e, belirginleşsin. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Önce okuyorum. Vekeza bazen kötülük ifşa edilmezse tedricen zail olması ihtimali vardır. Fakat teşhir edildiği takdirde kötülüğü yapan kimsenin hiddetini tahrik eder, fenalığı daha fazla yapmasına bayis olur. Bunu geçen hafta detaylı çalışmadık metnin bu kısmını ama yaptığımız yorumlarda buraya da değinmiştik. Ve keza nas gibi umumi bir sıfatın nifaka nifaka münafi olması, nas gibi umumi bir sıfatın nifaka münafi olması, hususi sıfatların daha ziyade münafi olmasına delalet eder. Bu ne demek konuşacağız. Zira insan mükerremdir. Bu gibi rezaleti işlemek insaniyetin şanında değildir. Bir diğer ve keza. Ve naz tabiri nifakın bir taife veya bir tabakaya mahsus olmayıp hangi taife olursa olsun insan nevinde bulunmasıdır. Güzel. Ve keza naz tabiri nifak bütün insanların haysiyet ve şereflerini ihlal eden bir rezalet olduğundan bütün insanların haysiyet ve şereflerini ihlal eden bir rezalet olduğundan enzarı ammeyi nifakın aleyhine çevirtmekle izale ve ademi intişarına çalışmaları lüzumuna işarettir. Naz tabirinin tercih edilmesi. Okuyacağımız yerler buraya ee, kadar. Şimdi geriye dönüyorum. Ve keza bazen kötülük ifşa edilmezse tedricen zail olması ihtimali var. Fakat teşhir edildiği takdirde kötülüğü yapan kimsenin hiddetini tahrik eder, fenalığı daha fazla yapmasına bahis olur. Neden? Sinirlenir nefis nefis devreye girer yani üstü örtülürse perde altında kalırsa gündeme getirilmezse sönüp gidebilir Ali dayının geçen hafta şöyle bir vurgusu vardı evli arkadaşlara ve gelecekte belki evlenirim diye düşünen arkadaşlara bir prensip var burada ee, demişti Hayal peşinde koşan yani. Hayal peşinde koşan. Amerika'nın kuzeyinde oturan. Falan böyle arkadaşlar varsa. Elhamdülillah onlardan değiliz. <laughs> Onlar biz tabii ki de evleneceğiz derler. Ve mahum bir Burada onlara da bir ölçü var demişti Ali dayı demek ki e, eksikleri açık etmemek lazım özellikle bazı taifelere karşı e, diye bir yorumda da bulunmuştu. Ama bu bir nedeni mı? bir nedeni şey de olabilir hani e, kötülük ifşa edilmezse e, çünkü ifşa edilirse kötülüğü yapan kişi tarafından bir meşrulaştırma şeyine de girebilir. Yani normal ya ben bunu normalize bu, değil mi? Evet. Yani ben bunu yap yani sen bunu yapıyorsun dendi mesela. Ben bunu yapıyordum kendi dünyamda. Biri geldi dedi ki sen böyle yapıyorsun, sen yanlış yapıyorsun. Şimdi ben mesela e, eğer o vazgeçmek istemediğim bir şeyse, e, belki de şimdi oturacağım onu meşrulaştırma Çabasına gireceğim, daha fazla enerji harcayacağım ki normal bir hale gelsin, aynı yani normalleştirme gibi. Hatta belki çalışacağım ki başkaları da yapsın da yavaş yavaş toplumda normalleşsin gibi ki bunun çok örneği var yani bakmamıza bile gerek yok görmek için kendi şeyimizde, toplumsal hayatımızda da. Buradaki bu bazen, buradaki bu bazeni nasıl anlamak lazım? Acaba şey gibi mi? Şimdi e, mesela bu yani bazen de ifşa etmek daha işe yarayabilir gibi bir vurgu mu var burada diye e, şey yapmaya çalışıyorum da bu e, çatışma çözümlerinde yani silahlı çatışmalar barışa nasıl döner e, diye yapılan araştırmalarda. ...çok göz önüne çıkan bir örnek var. Belki bazılarınız haberdardır. Bu Güney Afrika'da apartheid dedikleri bir süreç yaşandı. Bu uzun süren savaştan sonra bu apartheid dedikleri şey şu. Kim ne pislik işledi kardeşim? Bunları teker teker adını koyup ifşa edelim ki... ...yaşanılan hadiselerin derinliği anlaşılsın... Mazlumların da işte vicdanına bir şey serpilsin, su serpilsin. Bundan sonra da böyle hadiseler yaşanmasın. İşte bunun bir benzeri e, İsrail'de İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte Alman kumandanları İsrail Anayasasına göre e, mahkemeye çekildi falan. Neler yaşanıldı anlat falan diye. Yani bunların bunlar ifşa edildiği takdirde bu problemin çözüleceğine dair bir kanaat vardı. Bunun işe yaradığını düşünenler var. Yine buradaki e, şeyle az önce Muhammed'in deyince o meşrulaştırma, normalization meselesi. Bunları biz ifşa ettik. Güney Afrika'da barış tesis olacaksa bile Artık imkansız bir hale geldi. Biz artık birbirimize düşman olarak burada yaşamak zorundayız falan e, diyenler de var. Yani ne biz Güney Afrikalıyız ne İsraille bir derdimiz var. Ben meseleyi anlamak için söylüyorum. Gerek toplumsal bazda gerek bireysel bazda. Toplumsal bazda belki dinamikler değişebilir. O yüzden şuradaki şu bazen anlamaya çalışıyorum. Yani neden bazen kötülük ifşa edilme? Hangi durumda ifşa edilmesi e, hayırdır? bir hakim suçlu karşısına çıktığı zaman suçunu ifşa ederek onu cezalandırır. Niye yaptığını der. Sizin, sizin verdiğiniz örneklerde ıslahattan daha çok cezalandırma o, o, işlemi var diye hissettim. Ama burada Kur'an cezalandırmak için değil, ıslah için konuşur diye anladım. Adaleti sağlamak adına da yani Ali abi'nin söylediği gibi e, suçluyu cezalandırmak ya da e, doğru ile yanlışı ayırt etmek için de bazı durumlarda kötülüğü ya da suçu tanımlamak ya da ortaya koymak da gerekebilir e, ve özellikle belki çok kompleks vakalarda işte istediğim bizdeki mesela bir e, barış süreci, Kürt sorunu, terör sorunu mesela ele alırken e, zahir olması için ifşa etmeyeceğin kısımlar olabilir. Ama ifşa edip cezalandırman gereken ya da kalplerini soğutman gereken e, adaleti sağlaman gereken durumlar olabilir. O yüzden belki böyle bir şey düşmüş olabilir. Bir bazenin burada öyle bir e, ön koşul veya istisna gibi düşünebiliriz. İşte o klişe. Kriter ne yani Dayıya onu soracaktım ee, evet. yani e, şöyle mi yani hani yüz kızartıcı suç dedikleri e, bir suç tipi var ya hani normalde böyle işte bir e, hapiste şuydu falan veya cezai müeyyide gerektirmeyen ama e, ıslah edilmesi gereken e, hoş olmayan şeyler yani nifak böyle bir şey mi ki e, yani ya bunu cezadan ziyade ıslah etmekte fayda var e, gibi. Yani o nasıl ayırıyoruz bunu? Bunun bunun şeyi nedir? Kriteri nedir? Mesela Kürt dedi ya Kürt sorunu ben Kürt sorunu yoktur Türk sorunu vardır derim ve Türklerin milliyetçiliği Kürtleri dindarları da dahil olmak üzere zorunlu olarak köşeye sıkıştırdı ve Kürtçü sorunu ortaya çıkarttı kesinlikle. Yani bu bunu söylemek lazım ta ki insanlar yanlışı yanlış yerde aramasınlar. Yanlışı özellikle Türkler kendilerinde arasınlar diye bunu ifşa etmeyi ben uygun görürdüm, görüyorum hatta hala. Böyle durumlar ayrı. Yani Türkleri Türklerin yanlışını göstermek gerekiyor ki yanlış yere bakıyorlar çünkü. Kürtlerde Kürtçülük var. Kürtçülük yapıyor diyor. Hain adam kendisi 100 yıldan fazladan beri Türkçülük yaparak insanları zorla köşeye sıkıştırıp üzerlerine saldırtıyor. Ve zorla baktım ben bu gidişimde. Adamlar en dindarları bile Kürtçü olmuşlar ve bunu biz kimliğimizi Türkler sanki kimliğini inkar mı etti? Biz de ediyoruz diyorlar. Yani sorunu çözmek için bazen burada bir, bir istihat prosesi söz konusu. Genel olarak o özel durumlarda da özel durumların gereklerine göre tercih yapmak lazım. Öyle anladınız. Ee, şu olabilir mi? Mesela buradaki e, kötülüğün hem sebebi hem sonucunun bireysel e, veya umumi olmasıyla belki ilişkili olabilir. Ya da yani mesela neyi kastediyorum? Diyelim ki burada 6-7 kişilik bir grubuz işte bir kişinin bir kötü hasreti, kötü tavrı tutumu varsa onu belki e, ifşa etmeden çözmek mümkün olabilir ama umurumda silah etmeden bir durum varsa o zaman belki artık o yarayı işte pansuman da değil, ameliyat ya da kesip at, e, işte cerrahi işlemle kesip atmak gerekeceği gibi e, bir husus aklıma geldi. İkinci olarak da belki burada e, her nifakta ya da her kötülükte önce Mümkünse ifşa etmeden zahil olma yolunu seçmek ama bu mümkün değilse ya da durum bunu gerektirmiyorsa artık zaten bu söz konusu değil. O zaman bizim bunu tanımlayıp alabimle dediği gibi yani sorunu çözümü üretmek için önce sorunu tanımlamak gerekiyorsa bazen belki de kötülüğü tanımlamak, işte sınırlarını çizmek, ifşa etmek gerekiyor olabilir. Burada biraz e, umuma ya da topluma yansıması cihetiyle de, de belki bakabiliriz. Güzel noktalar. Bir yüzleşme senin verdiğin örnekler sanki bir yüzleşme anlamını çağrıştırdı bana. Yani kötülükler yapılmış, insanlar bundan zarar görmüşler ve şimdi yeni bir sistem kurulacak. Bu sistem kurulmadan önce bir şu eski hesapları kapatalım şeklinde yani adalet dendi buna. Buradaki cümlede ise hafi olan bir şeyden şu an sesli düşünüyorum. Yani bir sonuca vardım da onu paylaşıyorum değil. Hani gizli olan bir şey var. Ee, kötülük ifşa edilmezse zail olma ihtimali var. Acaba bu ikisinin arasında bir fark var mı? Bir altını çizmemiz gereken. Hani sen kriteri nedir bu bazenin diye sordun ya. Bu yani... bazendeki şeyler ben de söyleyeceğim şuydu. Ee, Ali da'yı geçen haftalarda şey vurgusunu 2-3 kere yaptı ya. Yani münafık dediğimizde spy değil, konu spy değil. Meselesi. Bu ne demek? Münafık spy değil vurgusu niye önemli? Farkında değil. Nifak dediğimiz şey farkındalıkla, bilinçle ortaya konan bir durum değil. Belki de o yüzden ifşa edilme mekanizması daha büyük zarara sebep oluyor. Yani mesela eğer münafık spy olsa bilekiss ifşa edilmesi lazım. Bu haindir bu diye. Değil mi? Ya yani eğer eğer spy spysa konu yani bizim güvenliğimizi tehdit ediyor deyip ifşa etmek lazım. Ama buradaki konu bilinçle alakalı bir konu değil. Benim de aklıma o geldi yani onu söyleyecektim. O yüzden ifşa etmenin bir hali. Ondan sonra işte o Muhammed'in az önce bahsettiği yani zaten farkında değil. Hani bir anda sen şöyle şöylesin dendiğinde bir savunma mekanizması, normalleştirme, meşrulaştırma gibi mekanizmaları işlemeye başlıyor. Çünkü ben şöyle şöyle yapacağım diye bir karar alınmış ve onun üzerine bir şeyler yapılıyor değil yani adını nifak dediğimiz ee, hadisede. O yüzden burada bu bazen. Çünkü spay değil. Yani ajan değil. Ajan olsa... ...konu başka olurdu. Yani aslında münafık inanmıyor ama... ...Müslümanların yanına gelince... ...inanayım gibi görüneyim ki... ...içeriden o bilgileri alayım falan. Ee, o değil ki münafık. O spay. Ajan. Olabilir çünkü... ...ha bilmiyorum tam net şey olmadı ama burada da hani ifşa edilen şey insan. Yani ben öyle anlıyorum bu cümleden. Değil mi? Yani nifakı e, ifşa etmekten ziyade nifakı yapan kişinin yani kötülüğü yapan kimsenin hiddetini tahrik ediyor. Yani burada şu adam yapıyor diyorsun değil mi? Burada ele alınan kolu bu. Arkadaşlar aramızda bazı münafıklar var. <laughs> Onlar da A, B ve C. Siz münafıksınız ee, şeklinde bir yaklaşımın yapılmaması. Yani bu yaklaşımın Kur'an'ın metodunda olmaması. Ee, bunun bir sebebinin bunu yaptığın zaman onların işte daha savaşmasına e, sebep olur gibi. Ne söylediğimi bilmiyorum şu an. Sanki aklımda bir anlam vardı gibiydi konuşurken kaybettim. Neyse. Güzel, 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 güzel oldu. Bana bir şey hatırlattı bu. Burada insan karakteri sergileniyor. Sen de böyle bir özellik var, nifaka düşebilirsin. Ona dikkat ettiği eğitim amaçlı. Eğitim amaçlı. İnsanları itham etme amaçlı değil. Sizin casus örneğinde o kişiyi suçluyorsunuz ve cezasını vereceksiniz. Eğitiminden daha çok. Aynen yani konu casus olduğunda orada bir eğitimi falan konuşmanın alemi yok. Mesele eğitim değil orada. Nifak da insandaki bu böyle bir eğilim. Kur'an'da terbiye amaçlı konuşuyor. Yoksa Cebrail bak şimdi bir iki münafın adına vereyim ki bizimkilerin başına bir şey gelmesin. Ee, şeklinde bir şey değil, kitap değil. Güzel. Var mı eklemek istediği bir şey olan? Eminciğim bizle misin? Yoksa Aramızda konuşmayan insanlar var. Mesela isim vermiyorum. <laughs> aramızda konuşmayan insanlar konuşma bak iyi bir şey değildir falan gibi mesela. Kur'an'ı hemen uygulayayım Kur'an'ı öğrendi. <laughs> ben tedricen zahir olur diye bekliyorum şu an. Biz de senin tedricen zahil olmanı bekliyoruz. <laughs> Aranızdan bazıları aslında konuşmak istiyordum derler. <laughs> Evet. Ben iyiyim ya şimdilik. Devam inşallah. Devam. 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 Yola devam. Bizim Tekirdağ'daki derslerde bir abimiz vardı. O böyle derste şey olduğu zaman tartışma falan olduğu zaman şey dedi. Devam. Devam. Metne devam edelim anlam. Emin'den de o gelince ona adım satma. Devam. Devam. Tamam. Okuyalım bakalım. Ve keza nas gibi umumi bir sıfatın nifaka münafi olması nas gibi umumi bir sıfatın nifaka nifaka münafi olması hususi sıfatların daha ziyade münafi olmasına delalet eder. 404. 404 değil hocam 101. 101 miydi? Fatal error. Yok ben introduction anlamında söylüyorum. Oh, evet. Yok, error, error, 404. Error 404. Öyle bir 101'i 101, <laughs> 101 4 kere alınca 404. Evet ilginç bir iddia ya. Ben ne yap ne anlayacağız bundan? şey mi acaba nas gibi umumi bir sıfatın nefaka mü, nifaka olması yani e, herkesin böyle olması mümkün değildir gibi mi? Ne ne, ne anlatmak istiyorsun bu sembolle bana? <laughs> Error. Öl, öldüm. Error. Ama hususi sıfatların daha ziyade münafi olmasına delaletler geçişini anlamadım yani oradaki. Takip eden cümleyle ilişkisinden belki bir şey çıkabilir. Zira insan mükerremdir. Bu gibi rezaleti işlemek insaniyetin şanından değildir. Ya şimdi şey meselesini anlıyorum. Ya en azından anladığımı düşünüyorum. Bu nas gibi umumi bir sıfatın nifaka, nifaka, nifaka nafaka geliyor aklıma. Nifaka e, münafi olması dediğinde o geçen hafta bu konuyu tartıştık hatırlıyorsanız. Yani e, geçen hafta bunu nasıl demişti? Tacibi ifade ediyor bu ayet. Demişti ya, ya, ya insanlardan bazı, ya düşünebiliyor musunuz ee, falan gibi. Zira insan mükerremdir, mükerrem olan insan nifaka tenezzül etmez ifadesi halkı tacibe davet ediyordan sonra söylenmişti yukarıki paragrafta. Yani münafıkların Nas'tan olması acayip bir şeydir ee, diye. Tamam bu tamam, bunu konuştuk, güzeldi burada şimdi Nas tabirindeki o ince latifelerden bir tanesini sayarken Nas gibi umumi bir sıfatın nifaka, müna nifaka münafi olması. Hani konuşmuştuk ya. Nifaka münafi ya. Evet, evet. Hususi sıfatların daha ziyade münafi olmasını delalet eder. 404. Şöyle bir şey geldi aklıma. Mesela bazı şeyleri toplum içinde yapsan bile e, hani toplum içinde yapabilirsin ama bireysel olarak yapmazsın ya. Yani ne kastediyorum? Yani hep beraber bir şey yapıyorsan ee, mesela gösteri yapılıyor diye. Ama aklıma güzel bir örnek gelmedi ama mesela gösteride insanlar bağırıyor değil mi? Hep beraber bağırıyorlar. Kimin ne bağırdığı belli değil. Ama sen normalde şahs diyelim ki bağırmak da kötü bir şey. Ama şahsi hayatında mesela sen bağıramazsın. Tek başına orada yolda yürüyor olsan. Çıkıp da orada bağırmazsın. Ama toplumun içerisinde olmak aslında yapmayacağım bir şeyi e, seni, seni yapabilmeye şey yapabilir. Çünkü senin gibi birçok insan var. Arada kayboluyorsun gibi. Yani burada acaba şöyle bir mantık mı kurmuş? Yani bunu toplum içinde bile yapmak taaccüp sebebiyken yani nifak toplumla birlikte bile e, böyle bir olmayan bir şey taaccüp. Yani bireysel olarak hiç olmaz e, gibi bir mantık örgüsü mü var acaba? Öyle bir şey geldi aklıma. O bireyselliği bu iki cümleden nereden çıkarttın? Hususi sıfatlar deyince yani nas umumi bir sıfat. Hususi sıfatlar deyince aklıma o bağlantı geldi ilk yani. Nas ve birey. Burada hususi sıfatlar nifaka mı münafi değil. Yani e, ben... münafık olmaz mı demek istiyor? Şöyle mi acaba? Şimdi ben ben şöyle devam edeceksin sandım Muhammed Ali. Ee, hani Nas gibi genel bir tabiri bile münafık özür diliyorum nifak kavramına bağlamak mümkün değilken yani naz gibi bir tabiri insan gibi bir tabiri nifaka bağlamak mümkün değilken o hususi sıfatlar işte dürüst olmak, hakperest olmak ne bileyim ee, hususi sıfatlar var ya nas çok daha genel ama böyle daha hususi sıfatlar var onları nifaka bağlamak hepten münafidir gibi ee, bir şey söylüyor. Yani zıttından okursak yani nifak öyle bir şey ki bütün ee, kötülüklerle beraber... Beraber hareket eder falan gibi ee, bir şey mi söylemeye çalışıyor acaba? Çünkü burada umumi sıfatla hususi sıfatı karşılaştırırken umumi sıfata nas dedi. Dolayısıyla hususi sıfatlar burada ne olması lazım? Dürüst, yani, hakperest. İşte ben birey diye geç. Eğer nas hani insan e, insanlar da nasıl bir sıfat bilmiyorum da hadi kendi şeyin içerisinde NASA umumi bir sıfat deyince benim hususi sıfat deyince aklıma direkt birey geldi senin dediğini düşünmem lazım çünkü bir de şey diye devam ediyor ya zira insan mükerremdir bu gibi yani rezaleti ama. işlemek insaniyet inşallah i̇şte ama sonra da insaniyet diyor yani insaniyet çünkü hususi sıfatları içinde barındırıyor ya hani bu şunun gibi yani insan bunu yapar mı diyorsan dürüst biri bunu yapar mı hakperest biri bunu yapar mı işte ne bileyim delikanlı biri bunu yapar mı diye böyle hususi iyi bildiğin ne sıfat varsa onların hiçbirini nifaka bağlayamazsın. İnsaniyetin şanından değil çünkü bunlar insaniyetin çeşitli işte hususi e, sıfatları falan gibi. O da Hangi anladım. sıfatları bağlayabilirsin mesela? Hani nifaka bağlayabildiğin sıfatlardan gidersek belki hususinin şeyi e, ne oluyor? Ya, yalan, yalanı bağlayabilirsin. Yalanı tabii. bağlayabilirsin. Yalan hususi Alda bir sıfat adlı. olmuyor mu o zaman? Evet ben çok anlayamadım ya. Yani umumi sıfatla hususi sıfatı. Ben Ama ben yani insan, insan yani. mükerremdir'den de şöyle bir bu yani illa bu tevil edeceksek insan mükerremdir. vereceğin hususi sıfat örnekleri de mükerrem sıfat örnekleri olması lazım. Ya yani iyi. Tırnak içinde iyi en basit ifadesi. İyi o zaman sıfatlar kendi da... kendini açıklamaz mısın? Yani ben zaten çok, onu şey Buyurun. Ben çok, çok mu basit düşünüyorum şöyle bütün insanlara nifak sıfatının yakıştırılması uygun olmadığı gibi bir insana da sen münafıksın demek hiç uygun değil diye anlamıştım ilk bakışta onun için Ya Bu dediğiniz güzel. Bu dediğinizi ben kabul ederim. Ee, ama bu dediğinizi bu metinden ben çıkartamıyorum açıkçası. Şimdi nas gibi umumi bir sıfat derken demek sıfattan maksat nas. Toplum. E, hususi sıfatların bir sıfat, umumi bir sıfatın nifaka. Bak, insan ile nifak arasındaki bağı kurmak insanın mükerremiyetine aykırı olduğu gibi bir Ahmet ile nifakı bağlamak daha da rezil olur, yani daha da zıt olur diye. Yani çünkü o sıfat insanın sıfatından daha çok nas için sıfat dedi. Sonra da hususi yani. sıfat derken ha, Anladım. Ahmet, ee, siz şey bağlamında ele aldınız o zaman. O daha tutarlı gibi geldi bana. Ee, yani çünkü asıl burada bir zamanın dertlendiği mesele neden isim vermiyor? Neden tayin etmiyor? Ee, sorusu etrafında yazıyor bunları. Yani tayin etmiyor. Neden? Yani Nas bile münafiyken tayin edip isim verse işte ABC dese o daha ziyade münafi olması ee, gerekir gibi bir reasoning yapıyor burada diyorsunuz. Öyle anladım. İlk, ilk bakış öyle anladım. benim kitapta şöyle yazıyor. Bu gibi rezaletin şanında değildir diyor. Sen işlenmesi insaniyetin şanında değildir diye. Bunu nereden okudun yoksa sen cümleyi tamamladın mı kendin? Ben tamamlamadım. Benim, benim önümdeki çeviri böyle. Çeviri online... <laughs> Online mi alıyorsun? Evet. Düzeltmişler. Demek ki bir yanlışlık var. Baskı yanlışlığı var kitapta. Evet bana ben şey hissettim dayı. Söylediğiniz uygun gibi geldi. Arkadaşlar ne düşünüyor bilmiyorum. Birisi bir casus geldi aramıza. Evet evet casus. Avustralya casusu. Dolayısıyla İngiliz casusu. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne çekti bu aborjinler abi? Ne? Nasıl öldürdünüz onları? Ne? Bunlar daha insan değil diye biz de öldürdük. Abi, hayvan abi. gibi şey yapıyorlarmış. Hatta böyle bizim eskiden kuşları vururlardı böyle şeylerine, böyle kemerlerine asarlardı böyle kuşları. Aynen öyle kafa taslarını, insanların kafa taslarını kemerlerine asıp böyle gösteri yapıyorlarmış. Yüz seneye kadar. Ya e, Bir kitap vardı o e, oraların nasıl işgal edildiğini anlatan Papalagi miydi? Neydi? Bir şeydi kitabın ismi. Papalagi. Yeah. Papalagi o... başka bir şey ama neyse. Papalagi yanlış mı düşünüyorum? O kitabın ismi. Papalagi e, Kızılderililerin e, Kızılderili birinin Avrupa'ya gidip Avrupa'daki serüvenin anlattığı bir kitap. Hayat tam tersi, tam tersi. Avrupa İngilizler İngilizlerin nasıl gelip de oradaki insanları makineli, e, otomatik makineli e, tarayıp öldürdüğünü, biz bir seferde oranın yerlilerini, bunlar da insan değil, hayvan muamelesi ya bu. Aynen öyle. Onlara zorla silah tutmayı öğretmişler. De, demişler ki Allah Allah. Yani yine Yoksa tabi onlara mı uyguladı? Siz de Avrupa'ya, Avustralya, New Zealand'a bunu yaptınız diye. Onlara demişler bu silah. Ne yapacağım diyor bununla. İşte senin malına, mülküne yani teslim aldıkları için, esir aldıklarına saldıran olursa savunacaksın. O yerliler de bunlar benim malım değil ki burada biz eskiden beri vardı bunlar. Kullanıyoruz diye. Garipsemişler. Evet. Onlara zorla silah e, savunma eğitimi yaptırıp öğretmişler. O kitapta okudum galiba izi öyle bir şeydi ismi. Belki Papalagi madem o Kızıl Kızılderililer bir şey yaptı diyorsunuz ya onu. Papalagi bir Kızılderilinin Avrupa serüvenini anlatıyor ve Avrupa'yı eleştiriyor. Ama senin dediğin şey de orada var. Biz e, e, bizim malımız değil ki tarzında bir ifade Papalagi de var ama dediğin. Bu onu, onu Avuz, Avrupalıların Avustralya ve New Zealand'a yaptıkları olarak bir e, anlatıyor olabilir bu kitap. Benim okuduğum kitap. Yani olay Avustralya'da geçiyor. Hmm, yok. Böyle, Papalagi'de öyle bir şey yok. Ben o kitabı sonradan bir, birisinden okumuştum, sonra da bu kitap çok ilginç, bunu e, e, alıp yayınlayıp çoğaltmak lazım veya işte insanların bazılarına göstermek lazım dedim, bulamadım. Yayından kaldırılmıştı o zaman Türkiye'de. Ya satılmadığı için ya kıymeti bilinmediği için de çok hayret. Evet. Papalagi de yayından kaldırılmıştı. Yok şeyde yoktu yani. Daha doğrusu şeyip pek yoktu. Nedir? Ee, bulunmuyordu. Aa, ama biz bulmuştuk. Sonradan da e, bir yayın evi yayınladı onu sonrası. Bilmiyorum. Ama. Neyse. Hoş geldin demek istedik. selamünaleyküm Hoş geldin. Aleyküm selam. Siz başladınız mı? Bitirdiniz mi? Ne yaptınız? Abi 15 dakikasımız kaldı. Ha yani yapıyordunuz değil mi dersin? Dersteydik abi. Sen gelince de bir mola oh. verdik. Tamam. Şimdi Devam edelim. Yeni bir vekeza'ya başlıyoruz. O yüzden. Vekeza ...nas tabiri nifakın bir taife veya bir tabakaya mahsus olmayıp hangi taife olursa olsun insan evinde bulunmasıdır. Burada mı düzelttin? Hangi taife diye? Yoksa metinde ben, düz ben, ben düzeltmedim metinden önümdeki metinden okuyorum. Bir Şeyler oluyor burada bir baskıda. Şimdi nifakın bir taife veya bir tabakaya mahsus olmayıp hangi taife olursa olsun diyor. Burada bir ekleme var insan nevinde bulunmasıdır. Arapçasından ben mukayeseli çalışamadım bugün, bilmiyorum Arapçasında nasıl. Hangi taif olursa. Ha, bakayım. Tamam teşekkür. Ederim. Ama şey yani anlamı bozan bir e, şey değil, açıklama niyetiyle konmuşsa bile. Pardon pardon varmış. E, şöyle diyor benimkinde nifakın bir taife veya bir tabakaya mahsus olmayıp insanın nevinde bulunur hangi taife olursa olsun. Evet. Yani İsra yer düzeltmişler aslında. Evet. Daha düzgün bir Türkçe senin okuduğun. Evet. Hangi taife olursa olsun insanın evinde bulunmasıdır. Evet. Daha doğru. Arapçası da da var. Bunun bir öncesi, önce de olması daha uygun, münasip. Evet. Ee, bu da güzel. Yani bu bizim e, zaten yani iman eğitiminde sürekli akılda tutulması gereken bir e, mesele de sadece nifakla sınırlı değil çünkü buradaki konuştuğumuz konu. Yani e, neredeyse insanda kötü, yanlış, çirkin dediğimiz hangi özellik varsa onların hiçbiri bir taifeye veya bir tabakaya mahsus değiller. İnsan Nevine, insan türüne, insan türünde var bu. Her yerde olabilir. Herhangi bir cemaatin içinde, herhangi bir milletin içinde, herhangi bir şehrin içinde, herhangi bir memleketliler arasında, herhangi bir meslek grubunda. Ya doktor bunu nasıl yapar ya? E, yapar. Yani herkes yapar. Bu, bu buna nifaka özel değil diye. Öyle küçük bir vurgu. Ama burada bunu ...Nas tabiri kullanılmasından çıkartarak paylaşıyor. Yani dolayısıyla asıl sorusu etrafında düşünürsek şöyle de yorumlanabilir. Yani ve keza naz tabiri nifakın bir taife ve, veya bir tabakaya mahsus olmayıp hangi taife olursa olsun insan evinde bulunmasıdır. Dolayısıyla Tayin etse olmazdı demeye çalışıyor. Dolayısıyla tayin etse olmazdı bu incelik ıskalanırdı. Ya da tayin etse sen kendini imyon evet. görebilirdin. Evet. Gibi de okunabilir mi? Yani. Okunabilir. İnsanın nevinde olan bir şey olduğu için sen de kendine. Sürekli bakman gerektiği için sanki hani bazı yerlerde, bu bazı toplumlarda bulunan ya da bazı yerlerde bulunan ya da bazı şahısta bulunan e, bir şeydir. O da zaten bellidir gibi. O zaman eğitimin bir an şeyi kalmıyor. Mahmudiler şöyleymiş. Tamam. Ya Kur'an'ın Kur'an'da Resulullah'ın döneminde geçen hadiseleri anlatan uzun uzun sureler var ya Ali İmran'dır bilmem Bakara'dır e, neyse Tövbe'dir e, e, neydi o Spoils of War Allah 8. surenin adı ne? 8. Yusuf değil miydi ya? Sonraki Anil Enfal. Enfal suresidir. Böyle uzun uzun anlatır. Orada işte değişik insan karakterleri sergilenir. Ve bak, bakıyorsunuz genellikle klasik eserlerde o, e, neredeyse bir icma halinde Mekke döneminde referans verilir, münafık denirse Kureyşliler. Medine dönemindeki insanlara referans verilen ve münafık da. Birincisi müşrik diyecektim. Müşrik mi dedim, münafık mı dedim? Münafık dediniz, dediniz Müşrikse Kureyşliler, münafıksa Yahudiler. Bize dokunma. Bize iş gelmez. Yahudiler böyle namusuz, şerefsiz. O zaten Kureyşliler hep öyle. Dolayısıyla bakıyoruz bu anlatıma aykırı. Üstadın söylediğine aykırı. Ee, i̇nsan nevinde bulunur. Taifeye eğer e, neyse bunu böyle anladım. Nas, nas tabiri nifakın bütün insanların haysiyet ve şerefini ilan eden bir rezalettir. Yoksa bunları tutup da Kur'an'ı belli bir kesime izafe ederek bu... yorumlar Kur'an'ın maksadına aykırı oluyor. Bu biliyorsunuz Risale okuma usulünde de sürekli düşülen bir hata. yani ehli dünya dediğinde üstad ki çoğu zaman e, tayin etmez. Değil mi? Yani bir zaman tarzı gereği Kur'an'ın talebesi olarak ehli dalalet der, ehli dünya der. Ee, ve fakat icma olmasa bile çoğunlukla diyeceğim. Veya hadi çoğunlukla diyeceksen bile hadi biraz daha mütevazileşeyim. Benim gördüğüm derslerin çoğunluğunda ehli dalalet dendi mi lap diye tayin edilir. Ehli dünya dendiğinde lap diye hemen orada dersin içinde o an Tayin edilir. Bazen bir grup ismi, bazen bir şahıs ismi verilir. Şunları kastediyor yani. Şöyle şöyle insanlar işte şu yani diye tayin edilir ve o Risale dersi öyle okunur. O ehli dünya ben değilimdir. O ehli dalalet ben değilimdir. Küçük sözlerdeki sol yolcu ben değilimdir. Ehli zevk, ehli keşf o da bellidir. Onlar eh, Fatih'tedirler. Orada otururlar. O da ben değilimdir. E, ee, herkes bellidir yani. Ee, risale'de verilen isimler hep tayin edilir. Böyle bir eğilimimiz var bizim. Okumalarda. Orada o e, mahsu, yani açık bırakılıyor. Çünkü belli bir taifi veya tabakaya mahsus olmayıp hangi taifi olursa olsun insan nevinde bulunduğundan haber veriyor. Ben Kur'an'dan böyle ders aldım. Risaleleri de böyle yazdım isim vermemem gerektiğini anladım. Sıfatlar üzerinden konuşmam gerektiğini anladım. Bu derslerin nefsime vermem gerektiğini anladım. Ehli dalalet de benim, ehli iman da benim. Kur'an'ı böyle çalışıp Risale'lerde böyle yazmama gerektiğini anladım diyen üstadın eserlerini okurken ehli dünya geçtiğinde o bellidir. Dalalet de bellidir. Kral da benim, sultan da benim diyorsun. Ha? Bunların hepsi bellidir. Sol yoldan giden bellidir. Dersenden atılan o çocuk var ya, o sol yolcuydu işte. Zaten hepimiz tanıyoruz. Ee, falan gibi. Hep bellidir o sol sol yolcular bellidir. Solcudur onlar. <laughs> yani Türkiye kontekstinde. Sadece değillerdir. Önemli, önemli bir konu. Allah razı olsun dayı. not aldım da özür diliyorum o yüzden biraz sessizlik oldu. Son ve kezayı da okuyalım. Bu da Abdurreşit abi için gelsin. Ve keza Nas tabiri Abdurreşit abicim. Nifak bütün insanların haysiyet ve şereflerini ihlal eden bir rezalet olduğundan enzar-ı ammeyi nifakın aleyhine çevirtmekle izale ve ademi intişarına yani yayılmasına engel olmak, intişarına çalışmaları lüzumuna işaretir. Yani yayılmasını engellemek için çalışmak veya yaygınlaşmasını durdurmak, üzerine çalışmak onun lüzumu, ademi intişarına çalışmanın lüzumu. Bu da bir bak bir çalışma tarzıymış demek ki. Nifakın ademi yayılmasını engellemenin gereği. Evet. Ademi intişarına çalışmak. Bir neşriyat çalışması var biliyorsunuz. <laughs> Gruplar öyle ayrılır neşriyatçılar. Bir de ademi neşriyatçılar. Ademi neşriyatına çalışanlar. Yani insanların nifak çok kötü, dikkat edin diye genel olarak konuşun, nifakın aleyhine bir atmosfer oluşturmak için çalışmak, katkıda bulunmak, insanlar arasında. Kişiselleştirmemek çok önemli olduğunu, hep burada ona geliyor, kişiselleştirmeyin, kişileri kişi olarak nifakla veya kötü bir sıfatla itham etmeyin, ettiğiniz anda savunmaya başlar. Aynen. da daha çok kuvvetlendirir. Deccalizmin kişiselleştirilmesi Risale-i Nur okuyucuları arasında o dünya görüşünün intişarına engel olamadı mesela. Yani eğer e, Adem'i intişarına çalışmak adına onu biz de bu, bu bir dünya görüşüdür. Bu dünya görüşünün içine girebiliriz. İsraf bunun içindedir. Yalan bunun içindedir. Siyaset bunun içindedir. Abgadugga bunun içindedir e, deyip bunları daha soyut zeminde alıp bunları bu tür değerli bu tür değerlerin dünya görüşlerinin ademi intişarına çalışıp şahsileştirmeyip kişiselleştirmeseydi Risale-i Nur talebelerinin seren camı daha farklı olabilirdi. Ben öyle düşünüyorum en azından. O milliyetçiliği okuruz okuruz da kendimize hiç gelmeyiz. Gelmez. Devletçiliği okuruz okuruz Allah'a iman ile devlete güvenme arasında bir bağlantı olduğunu okuruz ama hep devlete güvenir, Risale'yi de devlete teslim ederiz. Allah hayır getir, hayırlara getirsin. Devlet kimin, neyin elinde ne olacak, ne kuşa çevrilecek bilmiyoruz hiç ileride. E, devletçilik damarımızda var da işlemiyor. İşlemiyor bir türlü. İçimize girmiyor ve bunda şahsiyetle yani kişi şahs şahsileştirmenin önemli bir rolü olduğunu tespit etmesi ve çok önemli bir, bir husus. Yani insan psikolojisini gerçekten çok güzel çözümleyen incelikler bunlar. Mesela şahsileştirdiğin anda evet. Şahsileştirdiğin anda kendinden uzaklaştırıyorsun. O problem sana merhem olmuyor bu sanırım Muhammed Ali ile e, Muhammed Ali'nin bir <laughs> bir kardeşimize sorduğu sorular etrafında e, verdiği şey hep o oluyordu. O kardeşimiz de Allah'a şükür terbiye oldu bu hususta. Bak kardeşim hep şahıslara getiriyorsun konuyu. İşte yani ne zaman bir şey açılsa alışmış çünkü. Yani Risale-i Nur dershanelerindeki gelenekten alışmış. Risale-i Nur dershanesindeki gelenekte sen şimdi kimi kastediyorsun abi? Yani Amcamı mı teyzemi mi peki hani şu benim yengem var o bunu yapıyor ona ne yapacağız falan diye yengem teyzem amcam abi dayı memleketlim gibi bir yere gidiyor konu sürekli ama yani Risale'nin hangi metnini okursak okuyalım yani şunlar değil mi abi Di diye diye bir yere gidiyor. <laughs> e, bunu bunun savaşı için epey bir e, maşallah kardeşim baya bir e, mücadele vermişti. Abi şunu şahsileştirmeyelim. <laughs> diye. Abi en yuvarlak böyle anlatabildim Muhammed Ali. Daha yani çok yuvarlak olduğu anlamadım yani. Neyse baş. <laughs> Deccal deyince falanca kişidir. E tabi yani. Diyorsun ve Deccalizm onlarla alakalı bir mesele oluyor. Bizde ilgili olmuyor. Yani o isim ve hatta o ismin yüz şekli aklına gelmeden deccal bahsi çalışılamıyor. Yok çünkü onu anlatıyor. Benle hiç alakası yok mesela. Benle alakası yok. Benle ne alakası Ben Tekirdağ'da doğmuşum Artı sarışınım ama mavi gözü değil. Ee, yani zaten o problem oluyor şimdi benim için Tekirdağlıyım diyorsun ama pek de tutmuyor falan. Evet, evet, evet. Evet, yani yok ben bugünkü konuyu yani üzerine çok şey yapmadık, böyle dokunup geçtik ama yani inşallah bu kayıtları inşallah, ileride böyle e, dinleyecek zihinler olursa bu tarz meseleleri ciddiye alıp e, tefekkür edecektir diye düşünüyorum. Yani bunlar önemli meseleler. Bu şahsileştirme, kişisel, kişileştirme, okurken öyle okuma, meselesi enzarı ammeyi orada konuşulan insaniyete yakışmayan sıfatın aleyhine çevirtmiyor. Şahsileştirdiğin zaman o kişinin aleyhine çevirtiriyor enzara ammeyi. Kendine hiç gelmiyor. Tabii evet. yani e, buradaki cümleyle konuşursak enzarı ammeyi Münafığın aleyhine değil, nifakın aleyhine çevirtmek lazım. Münafıkla ne işin var senin? Eğer münafığın aleyhine çevirirsen onlar daha güçleniyor kendisi. Onlar biz diye ikili bir şey oluşuyor. Tam da nifak oluşuyor yani. <laughs> Bu durumda Kur'an devamlı mümin, kafir, münafık genel ifadeler kullanır. Sanki bir grup insandan bahsediyor gibi. O müminler, onlar, onları çok kullanır, onlar diye. Ama biz bunu devamlı mümin dediği yerde, e, beni İsrail dediği yerde, ben beni İsrail mensubuyum çünkü benim de peygamberim var, benim de kitabım var. Ben kitaba karşı nasıl, yani Kur'an'a karşı nasıl davranacağımı Allah tutuyor. Beni İsrail örneğinden anlatıyor. Yoksa konu beni İsrail'le ilgili değil. O bir örnektir. Diğer peygamber menkıbeleri de öyle. Sonra üstadın çok ilginç bir şekilde yaptığı Hristiyanlar, Yahudilerle dost olmayın ayetinde yaptığı tefsirde bir insanın Hristiyanlığı Hristiyan olması o kişinin Hristiyanlığından dolayıdır. Hristiyan inancından dolayıdır der ve bunu Hristiyanlık inancıyla, o inancın gerekleriyle dost olmayın diye yorumlar. E, i̇lginçtir, kişiyle değil. Yani Kur'an kişi örnekleri üzerinden anlatır. Süleyman örneği, İbrahim örneği, Nuh örneği üzerinden anlatır. Ama mesaj umumidir. Sen de böyle e, Nuh gibi sabırlı ol. Sen de Nuh'un düşmanları gibi inat etme, Yoksa e, boğulursun. Kendi selin içerisinde kendin boğulursun. Mesajını veren, bana konuşan, hep bana konuşan, kendime getirilmesi gereken umumi prensipler olarak okumak lazım. Ey münafıklar deyince, yani kafirler deyince benim küfürde yanlışta ısrar etmemem lazım diye anlamam gerekiyor. Konu anlaşıldı galiba. Evet güzel. Bu yüzleşme gerekiyor galiba. Bir bir süredir düşünüyorum neresine oturuyor bu konunun diye de bir yerine oturuyor olması lazım. <laughs> milliyetçilik örneği verildi ya ben bir sürü örnek var da işte aklıma o geldi hani yani milliyetçilik şöyle böyle deriz hiç kendimize dokundurmayız. Bazen de bir ortama girmek gerekiyor ki aslında milliyetçi olduğunu anlayabilesin. Yani mesela kendi şeyinde kendi evinde yaşıyorsun. Milliyetçilik çok kötü bir şey. Ben milliyetçi değilim falan diyorsun. Halbuki hiç test etme imkanı olmamış bunun. Sonra atıyorum mesela milliyetçi olan birisiyle bir tartışmaya giriyorsun ya da bir şey paylaşıyorsun. Bir bakıyorsun aslında senin içinde bir milliyetçi varmış. Yani onun, onun söyledikleri mesela senin içindeki Milliyetçiyi ortaya çıkartıyor. Ee, bunu yani o şahsi dünyama indirgemenin önemini e, anlamak açısından şey buluyorum da hani nifakı da ötelememek kendi hayatımızda içeri almak ki anlayalım e, diye konuşmuştuk ya bir iki hafta önce. Ara ara yani, münafıklarla takılmak gerektiğini düşünüyorsun. düşünüyoruz. Tabii ara sıra etrafımızdaki <laughs> münafıklarla irtibatı <gülüyor> koparmayıp <gülüyor> ee, yok yani nifak kavramı e, bu da şey uzaklaştırırsak bu yüzleşmeyi yapma şansımız olmaz anlamında söyledim ee, yani o açıdan dünyamıza almak önemli diye ama herhalde boş konuşmuşum ee, yok bu, şakan, bu şakandan bunu anladım ya. Estağfurullah. Estağfurullah, yok. Yani... Kur'an okumada önemli bir prensip bu. Eğer biz Kur'an'daki örnekleri, şu ayıpmış, salihmiş örneklerini, devreyi kesme örneklerini biz hususi bağlamda alırsak, o, buradan e, dedir ademi intişar e, pardon, o hakkın e, insanlara yayılmasını, kötülüklerin önüne geçilmesi, o zaman mümkün olur. Eğer deveyi kesme. Ben deve falan kesmedim. Vay namussuzlar vay yap. Allah'ın ayeti olan deveyi kesmişler dediğim anda Kur'an boşa gitti. Mesaj bana hiç ulaşmaz. Ben nasıl hangi deveyi kesiyorum? Devamlı konuşuruz ya. Senin mesela Kur'an'da bu balık var ya balık Balıklar e, gelir e, seb e, yemez sebitte eee ne e, suyun üzerine balıklar çıkar. E, fakat e, pazar gün gelir e, balık tutmak büyük bir derttir. Tabi orada Yahudi örneği verilir. İşte ben İsrail böyle imtihan oldu. Su e, balık dolu tutamıyor. Yasaklıyor Allah. Ya helal olduğu zaman da balık yok. Ben orada soruyordum ben. Bizim balığımız ne? Dini bir faaliyet. Allah için bir işe girdiğim zaman mesela zekat vereceğim zaman bütün yapılacak masrafların hepsi gözümün önüne geliyor. Fakat mesela derse gel bir saatliğine gelemiyor. E, neye? E, çünkü ya ama şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım, şuraya gitmem lazım ama bir filmin başına oturuyor. Üç saat geçiyor. O şu şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazımın hiç bir saklına gelmiyor. Üç saat. Otur bir muhabbet et, dedikodulu bir muhabbet et. Gırla gider. Altı saat geçer. Arkadaş altıda gelmiştir. Gece on ikide terk etmiştir. Altı saat geçer. Hiçbir zaman ya yarın ben şunları yapacağım. Benim şöyle bir görevim vardı diye aklıma bile gelmez. Ona yine bana bakıyor bu ayet. Onun için sormak lazım. Benim balığım ne? Cumartesi yasağım ne? Palamut. ne getirmem lazım. Benim balığım palamut abi. Ben yıllar oldu kışın da Türkiye'ye gitmiyoruz. Palamut yemedik. Benim balığım palamut. Burada duralım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel hakim. Ve ahiru dava elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.